Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Çocuk Atölyesi programına hoş geldiniz. Yine güzellikleri paylaşacağız. Yine güzel bölümler, oyunlar, yarışmalar olacak sizlerle. Arkadaşlarımız var yine stüdyomuzda. Onlarla konuşacağız, sohbet edeceğiz, tanışacağız. Oyunları ve yarışmaları da onlarla yapacağız. Kim onlar? Erdem var, Ali Metin var ve Ahmet Doruk var. Tanışacağız sizlerle biraz sonra. Siz detaylı olarak kendinizi tanıtacaksınız, tamam mı? Şimdilik sadece isimlerinizi söyledik. Onun dışında şaşkınımız yerinde. Evet. Ta-da-da-da. Yine geldik Çocuk Atölyesi'ne. Ve ekran başındaki bütün arkadaşlar, bugün yine çok eğlenceli, çok heyecanlı yarışmalar sizi bekliyor. Ve eğer ki bizimle irtibat kurmak, mesaj atmak, programımız hakkındaki bir düşüncelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz sosyal medya adresimiz Çocuk Atölyesi TV. Evet, Facebook ve Instagram'dan Çocuk Atölyesi TV yazdığınızda bize şıp diye ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, takip edin bizi. Bekliyoruz. Şaşkın hatırlatmalarını yaptı. Dediği gibi adresten bize ulaşabiliyorsunuz ve şu ana kadar neler paylaştıysak onları da görebiliyorsunuz. Yazdıklarınıza da cevap veriyoruz. Aklınızda olsun, olur mu? Arkadaşlarımız var dedik, onlarla oyunlar oynayacağız dedik, yarışmalar yapacağız dedik, sohbet de edeceğiz, tanıyacağız da biraz sonra, ama ilerleyen dakikalarda yapacaklarımızdan bir tanesine bir bakalım isterseniz. Bakalım biraz sonra ne yapacakmışız burada, onu şöyle hızlıca kısaca izleyelim. Stüdyomuzdaki arkadaşlarımızla tanışalım. Kimler olduğunu söylemiştik ama teker teker tanıyamamıştık. Ahmet Doruk, seninle başlayacağız. Önce hoş geldin programımıza, stüdyomuza. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Geldiniz, daha iyi olduk. Güzel bir programı sizlerle yapacağız çünkü. Ama biraz da tanıyalım istiyoruz her birinizi. Seninle başlıyoruz. Biraz tanıt bakalım, kendinden bahset bakalım. Adın, soyadın, kaça gidiyorsun? Başlayabilir misin? Adım Ahmet Doruk, soyadım Gökberk. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Nasıl dersler? Derslerim çok iyi. Güzel. Matematikten bölme konusuna geçtik. Aa, yani şimdi artık sen matematikten her şeyi bölebiliyor musun? Yavaş yavaş mı bölüyorsun? Galiba. Galiba. Peki boş zamanlarında ne yapıyorsun Ahmetciğim? Oyun oynuyorum. Ne oyunu? Kardeşlerimle oyun oynuyorum. Vav, kardeşlerin de var yani. Kaç tane? İki. Kaç yaşlarında kardeşlerin? Bir de isimleri ne? Birisi 5 yaşında, diğeri 2 yaşında. Küçük olan Zeynep. Evet. Büyük olan Ömer. Ay Zeynep ve Ömer. Sizi yanaklarınızdan öpüyorum. Öpücük gönderdim onlara. İyi yaptın. Peki kardeşlerin de isimlerini öğrenmiş olduk. Ahmet Doruk, başka söyleyeceğim bir şey var mı kendinle alakalı? Kitap okumayı biraz sever misin? Severim. Biraz kitap, fantastik film izlerim. Oo, peki kitapları da mı öyle seviyorsun? Öyle seviyorum. Peki. Yani. Kitaplarla ilgili sonra konuşalım yine biraz, olur mu? Olur. Tamam. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yok. Bu kadar. O zaman Ali Metin'e geçtik. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Peki sen programımızı çok detaylı bir şekilde biliyorsun. Evet. İzlediğin programda bugün sen de olacaksın ve o oyunları, o yarışmaları arkadaşların da aynı şekilde burada siz yapacaksınız. Bunun için hazırsın. Evet. Ama öncesinde seni tanıyacağız. Benim adım Ali Metin, soyadım Sağlayan. 3. sınıfına gidiyorum. Boş zamanlarımda Kur'an okumayı, yüzmeyi, futbol oynamayı seviyorum. Ne güzel. Tebrik ediyorum o zaman ben de seni. Peki, siz kaç kardeşsiniz Ali Metin? 3. 3, bir sen, bir de diğerleri. Küçük, büyük senden. İkisi de benden büyük. İkisi de senden büyük. Hı. En küçük sensin yani, öyle mi? Evet. Peki ablam ve abin mi var? Evet. İsimleri ne? Ablamın adı Zehra, 10. sınıfa gidiyor. Abimin adı Yusuf,
11. sınıfa gidiyor. Ay Zehra be, Yusuf abime de çok selam gönderiyorum ben o zaman. Peki, selamlar gitti şaşkından. Kitap okumayı seviyor musun? Evet. Seviyorsun. Kitaplarla ilgili ilerleyen dakikalarda konuşalım. Olur mu? Tamam. Kitaplarla ilgili söyleyeceklerinizi o zamana saklıyorsunuz. Böyle bol bol konuşuyoruz vakit bulursak eğer. Erdem hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Erdem çok güler yüzlü. Hep böyle güler yüzlü müsün Erdem? Bugün az. Bugün çok mutlu onun için gülüyor. Değil mi Erdem? Öyle mi? Evet. Peki. Seni tanıyalım. Biraz sen de kendinden bahset bakalım. Adım Erdem. Soyadım Ersen. 3C'ye gidiyorum. Abim bir de kardeşim var. Ne güzel. Şimdi şaşkın soracak ama sen herhalde o sormadan söyleyeceksin. Söyle bakalım. Abim 6. sınıfa gidiyor. Adı Kerim. Kardeşimin adı Selim. 3 yaşında. 3 yaşında. 3 yaşında daha minik o da. Selim. Selim. Pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Öpücük gönderiyorum onlara da. Peki. Yaramaz mı kardeşin Erdem? Evet. Çok mu yaramaz? İşte. Bak sen. Üzüyor mu seni arada? Vuruyor sadece. Bak bak bak. Ders çalışırken gelip karıştırıyor mu ortalığı? Hayır ama ses çıkartıyor. Ses çıkarıyor. Neyse o kadar olur karıştırmıyorsa. Defterin sayfaları eksilmiyorsa, kitabın sayfaları eksilmiyorsa. Bazen bir... yırtıyor ama. Bak işte görüyor musun? Sen soruyor musun? Küçükken sen de öyle şeyler yapıyor muymuşsun? Bilmem. Bir sor bakalım tamam mı? Peki. Arkadaşlarımızı tanıdık. Çok da mutlu olduk. Dediğimiz gibi onlarla oyunlar oynayacağız, yarışmalar yapacağız. Ama şimdi ne yapacağız? Şimdi yine çocuk atölyesinde ilerleyen dakikalarda ne varmış onu birlikte göreceğiz. Sıra geldi kelime oyunumuza. Arkadaşlarımız sabırsızlanıyor bu oyunu oynamaya ve yarışmayı yapmaya. Hızlı olacaklar değil mi arkadaşlar? Elinizden geldiği kadar hızlı davranacaksınız. Kelimeleri cümle içerisinde kullanacaksınız ama süre de bir taraftan ilerleyecek ekranda. O süre bitmeden siz tamamlamaya çalışacaksınız. Hatta süreden arttırırsanız, ne kadar çok arttırırsanız o kadar çok öne geçmiş olacaksınız diğer arkadaşınızın. Çok hızlı olacaksınız yani ama anlamlı cümleler. Biz buna başlamadan önce, bu oyunu oynamaya başlamadan önce Şaşkın'a birer tane kelime soracaksınız. Evet. Hazır mısınız bunun için? Evet. Peki, Ahmet Doruk ilk kelimeyi söyleyecek. Şaşkın hazır mısın? Heyecanlıyım ama yine her zaman olduğu gibi hazırım. Peki, ben üçe kadar sayınca sen kelimesini söylüyorsun Şaşkın'ın. Bir, iki, üç. Hastane. Hastanelerin önünde sessiz olmak lazım. Ev. Eve giderken anahtarımı kaybetmişim. Uçak. Uçağa bindim. Pilot çok hızlı kullanıyordu. Alkışlar gelsin hem Şaşkın'a hem de size. Tebrik ediyorum. Güzel kelimeler ve güzel cümlelerdi. Demek ki bu oyun böyle bir oyun. Değil mi? Bir hem de örnek olsun diye yaptık bu oyunu şimdilik. Birer kelimeyle Şaşkın'a sorduk ama asıl kelimeleri biz arkadaşlarımıza soracağız değil mi Şaşkın? Evet benim kelimelerim hazır bile. Hadi o zaman ben üçe kadar sayınca Ahmet Doruk'a kelimeleri sırayla söylüyorsun. O da cümle içerisinde kullanıyor. Bakalım ne kadar zamanda tamamlayacak. Bir, iki, üç. Güneş. Güneş çok sıcak. Dağ. Everest Dağı Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri. Orman. Ormandaki hayvanlara zarar vermemeliyiz. Çam ağacı. Çam ağacı hiç yaprak dökmez. Kozalak. Çam ağacında kozalak yetişir. Toprak. Toprak. Toprağa can vermek için su dökmeliyiz. Tohum. Top oynarken yere düştüm. Tohum. Ha tohum. Tohum ektim. Çiçek. Çiçekleri kokladım. Yusufçuk böceği. Yusufçuk böceği suyun üstünde gitmeyi sever. Kelebek. Kelebek çok narin bir şey. Canlıdır. Yanda. Yeşil. Biz oksijen veren her şey yeşildir. Karınca. Karıncalar çok miniktir. Bitti. Alkışlar gelsin. Süreyle birlikte tüm kelimeleri cümle içerisinde kullandın.
Ama çok güzel cümleler kurdun, çok dikkatlisin. Ya araştırmayı çok seviyorsun ya, çok dikkatli bir dinleyicisin. Çünkü doğru bilgiler de verdin, söylediğin cümlelerin içinde gayet iyiydi değil mi Şaşkın? Evet, gerçekten de ben de şaşırdım. Çok güzeldi. Peki, şimdi sıra geldi Ali Metin'e. Ali Metin, senin kelimelerini ben söyleyeceğim. Bakalım arkadaşından daha hızlı olabilecek misin ve güzel cümleler kurabilecek misin? Eğleneceğiz aslında ama bu da işin heyecanı olsun. Hızlı olmaya gayret edelim. Biz hazırız Şaşkın. Sayıyorum. 1, 2, 3. Karınca. Karıncalar çok miniktir. Yeşil. Yeşil rengi çok severim. Kelebek. Kelebeğin kanadı çok güzel. Yusufçuk böceği. Yusufçuk böcekleri çok hızlıdır. Çiçek. Çiçek çok güzel kokuyor. Tohum. Toprağa tohum ektim. Toprak. Topraktan havuç topladım. Kozalak. Kafama kozalak düştü. Çam ağacı. Çam ağacında kozalak bulunur. Orman. Ormanlar çok ağaçlıdır. Dağ. Dağa tırmandım. Güneş. Güneş çok sıcaktır. Bitti. Alkışlar gelsin sana. Ne kadar kala? 19 saniye kala yaklaşık. Tamamladı Ali Metin. Ali Metin de çok güzeldi ama. Evet, hem hızlı hem güzel cümleler ondan da duyduk. Sıra geldi Erdem. Erdem, heyecanlı mısın? Değilsin. Peki, Şaşkın söyleyecek kelimelerini. Aynı kelimeler ama farklı cümleler kurmaya gayret et ama hızlı ol, tamam mı? Haydi bakalım nasıl cümleler gelecek senden. Sayıyorum. Evet. 1, 2, 3. Güneş. Güneş her şeyi sıcak tutar. Dağ. Dağa çıktım. Orman. Ormanda hayvanlar yaşar. Çam ağacı. Çam ağacında kozalak yetişir. Kozalak. Kozalak kafama düştü. Toprak. Toprağa çiçek ektim. Tohum. Tohum ektim, çiçek çıktı. Çiçek. Çiçek çok güzel kokuyordu. Yusufçuk böceği. Yusufçuk böceği çok güzel uçuyordu. Kelebek. Kelebeğin kanatları çok güzeldi. Yeşil. Yeşil rengini çok seviyorum. Karınca. Karınca minicik. Bitti. Alkışlar sana da gelsin. 17 saniye kala da sen tamamladın. Arada çok az fark var Ali Metin'le. Ama Ahmet Doğru'nun da cümlelerini çok beğendik. O zaman ne yapıyoruz? Üçünüzü de alkışlayalım mı? Alkış geliyor. Üçünüzü de alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve hangi kelimeyle alakalı bilgi aktaracakmış Şaşkın bize? Önce o kelimeyi mi bulacaksın arkadaş? Arife abla, ben arkadaşlara soracağım ve acaba onlar bilebilecek mi? Tamam, Şaşkın size ipuçları verecek. Size sorduğumuz kelimelerden biriyle alakalı bilgi verecek. O kelimenin ne olduğunu bileceksiniz. Tamam mı? Hazır mısınız? Hadi bakalım, bekliyor arkadaşlarımız Şaşkın. Şimdi bu sevimli hayvancığı her yerde görebilirsiniz. Genelde toprakta yürümeyi çok seviyor. Bazen ağaçlara tırmanıyor. Karınca. Duydun mu Şaşkın? Hemen bildiler. Tebrikler. Tebrikler arkadaşlarımıza. Peki, bu kelimeyle alakalı bilgiler var sende herhalde. Evet. Karıncalar bizim çok merak ettiğimiz canlılardan biri. Çok minik ama çok ilginç canlılar değil mi Şaşkın? Çok ilginçmiş. Hatta ben bunları okuduğumda daha da şaşırdım. Bakalım bize şaşıracak mıyız? Merak ediyor musunuz karıncalarla ilgili? Bakalım neler var. Evet, dinliyoruz. Şimdi karıncalar yer kabuğu üzerinde gezinen her bir insana karşılık aynı yer kabuğu üzerinde gezinen yaklaşık 1,5 milyon karınca yaşarmış. Ve karıncaların dünya üzerindeki geçmişleri ta dinozorlardan bile eskiymiş. Sonra karıncaların tespit edilebilmiş 10 binden fazla, tahmin edilen 35 bin farklı türü bulunmaktaymış. Sonra karıncalar koloniler halinde yaşarmış ve bu koloniler yüz binlerce üyesi olabileceği gibi milyonlarca üyesi de olabilirmiş. Sonra koloni tek bir yuvadan oluşacağı gibi birbirlerine yeraltı tünelleriyle bağlı binlerce farklı yuvadan oluşanları da varmış. Ve araştırmacılar böyle büyük kolonilere de süper koloni adı verirlermiş. Alkışlar gelsin sana. Çok güzel bilgilerdi. Evet.
çok biz de ilgiyle izledik, dinledik değil mi Şaşkın'ı? İnsan sayısına göre çok daha fazla sayıları varmış. Evet, 1,5 milyon karınca varmış. Bir insana karşılık. Hmm. Çok ilginç bilgilerdi. Gerçekten teşekkür ediyoruz Şaşkın sana. Şimdi bir bölüm var çocuk atölyesinde. Nedir bu? Burhan abi balonlarla bir figür oluşturacak. Nasıl bir figür oluşturacak? Bunu nasıl yapacak? Birlikte izleyelim.
sıra geldi küplerle güzel bir cümle oluşturmaya. Arkadaşlarımız oluşturacak bu cümleyi. Biz sadece harfler konusunda onlara yardımcı olacağız. Hızlıca bir cümleyi oluşturacak harfler bir araya gelip bakalım ne yazacak bugün küplerle. Güzel bir yazı olacak. Yine aklımızda kalacak bir yazı. Arkadaşlar hazır mısınız? Şaşkın hazır mıyız? Ben her zamanki gibi hazırım. Hadi sayalım o zaman. Bir, iki, üç. Hadi bakalım D harfi, davulun D'si. T harfi doğru Erdem. Gel yanıma ve sen de. Ve pırasanın P'si. Boş küp hemen oradan. Ve boş küp. Buraya gelin bakalım. Harikasınız. Alkışlarla gelin gelin gelin. Güzel bir yazı yazdık. Evet. Ne yazdığımızı okuyalım mı hep beraber? Okuyalım. Hadi okuyalım. Kitap iyi bir dosttur. O yüzden o dostları biriktirmek lazım, çoğaltmak lazım, çokça kitap okumak lazım değil mi Şaşkın? Evet, çok kitap okuyup çok bilgi sahibi olmak her zaman bizim için çok gerekli. Evet, şimdi bu güzel yazıdan sonra güzel bir bölüm izleyeceğiz. Yine hepinizin sevdiğini tahmin ettiğimiz ama hangi bölüm olduğunu yine Şaşkın söyleyecek. Evet, şimdi arkadaşlar adım adım başardım başlıyor. Hadi bakalım izleyelim görelim. Yarışmamızla devam ediyoruz. Yine anahtarlıklarımız anahtarlarımızla birlikte top havuzumuzda. İlk yarışmacımız Ali Metin biraz sonra gelecek buraya. Anahtarları bulmaya çalışacak, sandıkları açacak, bilgi kartlarıyla birlikte kitaba ve kitaptaki bilgiye ulaşacak. Hangi kitaba, hangi bilgilere ulaşacak sonunda göreceğiz birlikte. Ali Metin gel bakalım. Gel bakalım. Heyecanlısın. Evet, heyecanlısın. Şaşkın da sana soracağı şeyler olacak muhtemelen. Kitaplarla ilgili biraz konuşacağız. Söylemiştik yarışmadan önce konuşalım diye. Sonra da senin yarışmanı başlatacağız. Tamam mı? Tamam. Kitapları seviyorsun. Nasıl kitaplar okuyorsun? Ne zamanlar okuyorsun? Maceralı. Ne zamanlar zaman buluyorsun? Hafta sonları bir de peygamber öykülerini okuyorum. Çok güzel. Seni tebrik ediyorum. Okumaya devam et. Tamam mı? Tamam.
oradaki bilgileri, normal hani okuduğun tüm kitaplardaki bilgilerle birlikte peygamber öykülerindeki bilgileri de öğrendiğinde paylaşıyor musun tanıdıklarınla, ailenle, arkadaşlarınla? Ailemle paylaşıyorum, babamla paylaşıyorum, annemle, ablamla, abimle falan paylaşıyorum. Ne güzel, anlattığında sen de daha iyi öğrenmiş oluyorsun değil mi? Peki, yarışmada hızlı olman gerektiğini biliyorsun. Evet. Yarışmayla ilgili soracağın bir şey var mı? Yok. Peki. O zaman biz 3'e kadar sayalım. Senin yarışmanı başlatalım. Ahmet, Doruk, Erdem, Şaşkın hep birlikte sayalım. Olur mu 3'e kadar? Sayalım. Hadi bakalım yüksek sesle. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Anahtar içine at hızlıca. Ve hemen diğer anahtara koş. Koş, 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 koş. Ve açıldı. Evet. Hemen çıkar, çabuk koş, 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 koş. Son anahtar, son sandığı açacak. Harikasın. Haydi bakalım. Ve al kağıdı, bana doğru dön, okumaya başla. Kitabımızın ismi Yardımseverlik. Ya bana doğru dön, tamam mı? Tamam. Al öbürünü, al öbürünü, al. Oku, oku, oku. Rengi turuncu. 47. sayfalarda. Diğerini de oku, çabuk ol. Birine yardım etmek diye başlayan cümleyi bulursan satırları okumalısın hemen. Hadi buraya bakalım. Geliyorsun, yardımseverlik kitabımızın ismi. Rengi de turuncu. Turuncu rengi kitaplara turuncu. Bak, hiç vakit kaybetme. Bak üstte üstte turuncu var üstte. Var mı orada? Aa, var evet, sanki orada, var. Evet. Dön, çıkar bakalım. 47. sayfayı açınca buldum de. 47. sayfada. 47. Buldum. Buldum. Alkışlar gelsin. Tebrik ediyoruz Ali Metin'i. Ali Metin, çizili olan yeri gördün. Hadi bakalım ne yazıyor? Birine yardım etmek, bir kimsenin ihtiyacını gidermek, bir çocuğun gözyaşını silmek. İşte asıl mutluluk bu. Alkışlar Ali Metin'e. Ne güzel. Kitabı yerine bırakabiliyorsun. Seni de yerine alalım. Yardımseverlik kitabımızın ismi. Çok güzel. Bir cümleyi paylaştı. Çok güzel kelimeleri bizlerle paylaşmış oldu. Teşekkür ediyoruz ona. İkinci yarışmacımıza geliyor sıra. Bakalım o nasıl yarışacak. İkinci yarışmacımızla devam edeceğiz. O da yine bir kitaba ulaşacak yarışmanın sonunda. Kitaptaki bilgileri bizlerle paylaşacak. Bakalım bunu ne kadar hızlı yapacak. Ahmet Doruk gel bakalım. Gel bakalım Ahmet Doruk. Şimdi yarışmaya başlayacaksın ama öncesinde kitaplarla ilgili biraz konuşalım. Kitap çok okuyorsun. Bazen çok okuyorum. Çünkü programın en başında yaptığımız kelime oyununda, o kelime yarışmasında bayağı güzel cümleler kurdun. Sanki kitap çok okuyor gibisin. Yani bazen canlılarla ilgili kitapları çok merak edip okuyorum. Sen bilgi içeren kitapları mı daha çok okuyorsun? Evet. Peki, ne zamanlar kitap okuyacak vakit buluyorsun? Akşam yatmadan önce. Ne güzel. Ve peki, hafta sonu. Hafta sonu, tatillerde değil mi? Yarışma için hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar saymaya hazır mıyız? Hazırız. Hadi yüksek sesle sayalım, Ahmet Doruk da yarışmaya başlasın. 1, 2, 3. Başla bakalım. Çıkarıyorsun anahtarı. Ve hemen koş diğer anahtar için. Çabuk ol, oralarda oyalanma. Evet. İçine öylece at, çıkarmana gerek yok. Vakit kaybetme. Çıkar ve ilk sandığa doğru gel, okumaya başla. Koş!
Çabuk bana doğru dön. Al eline bana dön. Bulman gereken kitabın rengi mavi. İsmi de dürüstlük. Hemen diğerini çabuk al. Bulman gereken satırlar 61. sayfada. Diğerini de oku. Mümin isen doğru ol diye başlayan satırları okumalısın hemen. Hadi bakalım. Kitaplar şuraya hemen koşuyorsun. Dürüstlük kitabın ismi. Rengi mavi ve dürüstlük. Evet, olabilir mi? Olabilir. 61. sayfa. Hayır o değil. Biraz önce elinde. Rengi mavi bak değilse. Evet. 61. sayfayı açınca buldum de. 61. Ve 61. sayfa. Hadi 61. Hah. Buldun mu? Alkışlar gelsin ol. Sana. El müminin dostu ol. Sakin ol. Alkışları aldık. Süremiz durdu. Şimdi sakin sakin okuyabilirsin. Mümin sen doğru ol. El müminin dostu ol. Yaşa huzur içinde bol bol. Alkışlar gelsin. Yürür. Kitabı yerine bırakabiliyorsun. Sen de yerine oturuyorsun. Dürüstlük'tü kitabımızın ismi. Yine çok güzel satırlar paylaşıldı bizlerle. Çok mutlu olduk. Sıra geldi son yarışmacımıza. O nasıl yarışacak yine birlikte göreceğiz. Son yarışmacımızda sıra Erdem'le yarışacağız. İki arkadaşından daha hızlı olabilecek mi? O da görmüş olacak. Biz de göreceğiz. Bakalım ne yapacak? Gel bakalım Erdem. Hadi bakalım Erdem, sıra sana geldi. Kitaplarla ilgili biraz konuşalım mı şaşkın Erdem'le? Evet, merak ediyorum ben de. Hadi sen sor bakalım, ne soracaksın? Erdem, sen nasıl kitaplardan daha çok hoşlanıyorsun? Macera kitaplarından. Macera mı? Mesela nasıl macera? Böyle hoplamalı zıplamalı maceralar mı? Yoksa böyle araştırma maceralar mı? Hiçbiri değil. Neyi peki? Savaş. Vaaay! Öyle onlara bakıyorsun ve okuyorsun öyle mi? Peki Ahmetciğim, Erdemciğim, pardon Ahmet dedim ya, kafam karıştı. Ay, görüyor musun Arif abla? Yarışacak ya Erdem, sen de heyecanlandın herhalde. Ben ondan daha heyecanlıyım, acaba süreyi hızlı bitirecek mi diye. O zaman şöyle yapalım, Erdem'i daha fazla bekletmeyelim. Olur tamam. Mu? Yarışmasını başlatalım. Tamam. Erdem hazır mısın? Arkadaşlar sayalım mı yüksek sesle, şaşkınla beraber? Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Aç bakalım. Şaşırdım. Ve hemen koş bakalım. Hemen diğer anahtarı da bulacaksın. Çabuk ol, çok güzel gidiyorsun. Hemen geliyor şaş. Ama hızlı ol orada. Koş bakalım, son anahtar. Hadi ara bakalım. Evet. Açtı mı? Evet, o da açıldı. Hadi bakalım hemen baştan okumaya başla. Hemen dönüyorsun. Bana doğru dön. Bulman gereken kitabın adı Mutluluk İncileri. Hemen diğerini de çabuk ol, çabuk ol. Rengi ise yeşil. 71. sayfayı bulduğunda okuyacağın satırlar çıkacak karşısına. Hemen diğerini de bana doğru dön. Sabah öğle ikindi diye başlayan cümleleri okumalısın hemen. Hadi bakalım. Buraya geliyorsun. Mutluluk İncileri kitabın ismi. Ve rengi yeşil. Yeşil renkte Mutluluk İncileri. Yukarıda bir tane yeşil kitap var. Yeşil bak. Değil, arkalara git. Evet. Evet, orada sanki. Dön. 71. sayfayı bulunca buldum de. 71. Buldum. Buldum. Alkışlar gelsin sana. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı günde 5 kere yöneliriz Rabbimize. Sağnak sağnak yağsın sevgisi kalbimize. Alkışlar Erdem'e gelsin. Kitabı yerine
yerine bırakabilirsin Erdem. Seni de yerine alalım. Harikasın. Mutluluk İncilleriydi kitabımızın ismi. Çok güzel satırları paylaştı bizlerle Erdem. Son yarışmacımızdı. Şimdi neye geldi sıra? Hangi yarışmacımız ne kadar hızlıymış? Hem onları açıklayacağız. Hem kitap armağanlarını arkadaşlarımıza vereceğiz. Hem de artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Sıra geldi arkadaşlarımızın armağanlarını vermeye. Güzel kitaplar var onları bekleyen. Bakalım hangi arkadaşımıza ilk hediyesini vereceğiz? Hangi arkadaşımız çok hızlı olabilmiş? Onu şaşkın söyleyecek. Tarararam. Şimdi birinciyi açıklıyorum. Güp güp, güp güp, güp güp. Ve birinci olan yarışmacımız Ahmet. Ahmet Doruk, gel bakalım. Ahmet Doruk birinci oldu. İkinci arkadaşımız. İkinci arkadaşımız da güp güp Erdem. Erdem gel bakalım. Bu da ve son tane. Olarak üçüncü arkadaşımız da Ali Metin. Ali Metin. Alkışlar. Ama çok küçücük süreler vardı arada. Yani yine de herkes çok iyi yarıştı. Evet, aradaki fark çok az. Farklı sebeplerden geride kalabiliyor bazı arkadaşlarımız. Ama önemli olan, üçünüz de eğlendiniz mi yarışırken? Çok eğlendim. Güzel bilgilere, güzel kitaplara ulaştık sizlerle birlikte. Biz de çok mutlu olduk. Ayaklarınıza sağlık. Bu kitaplar bizden size hatıra olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait çocuk atölyesinden hatıra olmuş olacak. Geldik programımızın sonuna. Şaşkınımızla ve sizin göremediğiniz ekip arkadaşlarımızla Allah'a ısmarladık diyoruz. Ama bir sonraki programda, değil mi Şaşkın? Evet, cumartesi, pazar günleri saat tam 9.30'da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.